Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala rasulillahi Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn ve ba'd. Katrun Neda'dan münada bahsine devam ediyoruz. Burada müfret münadanın muzaf olarak tekrar etmesi. Müfret münadanın muzaf olarak tekrar etmesi. Veleke senin için caizdir, vardır. Fi nahvi şu gibi misallerde ya zeydü zeydel yamelat. Burada birinci münada ney? Müfret münada. Sizinkinin orada orası ya zeydü mü ya zeyde mi? Dü. Damme. Damme değil mi? Ha, birincisi. Ya zeydü zeydel yamelat. Birinci de bu. Mesela ya zeydü zeydel yamelat. Zeydü müfret marife. Aynı şekilde zeyd yamelat kelimesine muzaf olarak tekrar ediyor. O zaman buna göre zeydel yamelat zeydin mahalline hamlen mensup olmuş oluyor. Yamelat kelimesi yamele kelimesinin cemisi. Yamele güçlü bir deve demek. Yameletün güçlü bir deve demek. Yamelat da develer. Şimdi senin için böylesi misallerde caiz olur. Fethuhuma ev dammül evveli. İkisini fetha okumak da caiz. Birincisini mazmum, ikincisini mansup okumak da caiz. Mesela ya zeyde zeydel yamelat, ya zeydü zeydel yamelat. İkisi de caiz. Bunların şimdi tevcihini göreceğiz. Burası metin. Şerhi şöyle, İbn-i Hişam Hazretleri rahimehullah şöyle buyuruyor. İzâ tekerraral münâdâ, münâdâ tekrar ettiği zaman. El müfredü müfret münâdâ. Ne olduğu halde? Mudafen, muzaf olduğu halde. Ya da muzaf olarak tekrar ederse. Halde demeyelim oraya. Halde diyebiliriz oraya. Müfret münâdâlar, muzaf olduğu halde tekerrür ettiği zaman. Mesela ya zeydi dedi ya oradan, münadaydı. Aynı münada muzaf olarak başka bir kelimeye muzaf olarak tekrar ediyor. Buna ne deniyor? Müfret münadanın muzaf olarak tekerrürü, tekrarı, ikinci kez aynı cümlede zikredilmesi. Nahvı ya zeydü zeydel yamelat gibi. Metindeki ibare bu. Ya zeydü zeydel yamelat. Caze leke senin için caiz olur. Fil evveli birincide. Veçhani iki veci. Birincisi hangisiydi? Zeydü. Ya zeydüdeki zeydü. Onda iki veci caiz olur senin için. İki türlü okumam. Ahadühüma. Onlardan bir tanesi eddammü dammedir. O zaman ne olur? Ya zeydü zeydel yamelat. Peki böyle okursak ve dalik bu ala takdirihi münaden müfreden. Müfret münada olarak takdir ettiğimiz zaman marife kelimeler müfret münada olduğu zaman ne oluyordu? Damme üzerine mebni oluyor. Ve yekunü sani o zaman ikinci zeyt olur. Heyneizin o takdirde imma münaden ya münada olur. Öyle münada ki sebata minhü harfün nidai. Ya nida harfi düşen, nida harfi kendisinden düşen ne olmuş olur? Bir münada olmuş olur. Ve imma atfü beyanin, ya atfü beyan olur. Ve imma mef'ulen bi takdiri ani, ya da o ikincinin başına bir ani kelimesini takdirle mef'ul olur. Üç türlü caiz ikincisinde. Demek ki birincisi müfret münada olursa ikinci zeyd de üç takdir caiz. Birincisi ikinci zeyd münadadır izafetle ondan nidadatı düşmüş.
O zaman şöyle olur. Ya Zeydü, ya Zeydel yamela takdirinde. Çünkü münadalar mensup oldu, izafetli olduğu zaman ne olurdu? Mensup olurdu. İkinci teveccüh ve imma atf-ı beyanin ya da atf-ı beyan olur. Ve imma mef'ulen ya da mef'ul olur ikinci Zeyd. Bir takdiri ani feilini takdir etmekle, ani feilini takdir etmekle. Bakın, bu önemli. Şimdi burada şöyle şey yapalım. Mesela burada ne diyorduk biz? Ya Zeydü, Zeydel ibare bu. Şimdi böyle yerlerde bu birinciyi merfu okuyoruz. Ne için? Bu müfret münada. Müfret münadalar ne oluyordu bu? Damme üzerine mebni. Damme üzerine mebni. Müfret münada. Şimdi şu ikinciyi üç türlü okuyabiliyoruz. Mansub olarak okuyoruz ama üç tane tevcih var. Bunun birincisi, şuradaki Zeyd'de, birincisi şöyle. Ya Zey, birinci bu. Zeydü. Şurada bir ya takdir ediyoruz ikincide. Nida edatı hasfedilmiş orada. Ya Zey Tel Zeydel Yamelati. O zaman bunu mensup okuyunca niye mensup okutur burada? Nida edatı hasfedilmiş bak. Ne yapılmış burada? Nida edatı hasfedilmiş. Bu zaten şey halinde olunca söyle, izafet haline mensup oluyor. Birincisi bu. Buna bir diye. Şu ikincide, ikinciyi okumada. İki, bunu ya'yı zikretmeden şöyle diyoruz. Ya Zeydü, bu birincisi ötre. Ötre. İkincisi, onun ne olmuş oluyor? Atf-ı beyanı. Mahalline göre atıf beyan oluyor. Mahalline göre. Zeydel Yamelati. Yamelati. Üçüncüsü, bunu yine böyle okuyoruz. Ya Zeydü, efendim bu ötre, buna da bir ani takdir ediyoruz. Ani ana yani'den Zeydel Yamelati. Ne takdir ettik burada? O zaman mukadder feilin mef'ulü bihi olmuş oluyor. Böyle üç tane takdir yapmış oluyoruz. Bakın. Ya Zeydü, ya Zeydel Yamelat. Ya Zeydü, Zeydel Yamelat. Bu onun atfı beyanı. Tamam mı? Bu da ya Zeydü ani feilinin, mukadder bir ani feili var. Ani feilinin mef'ulü bihi olmuş oluyor. Ya, ya mahsup mu oluyor? Yok, ya yok o zaman. Burada ya yok. Bu ani mukadder burada. Ya yok. Ya sadece şurada var. Ha şunda var. Bunda da ya yoktur. Atıf-ı beyanda ya yoktur. Evet. Şimdi geçiyoruz. Vessani ikincisine. Şimdi bu müfret münadalar tekerrür ettiği zaman efendim birinciyi merfu okumak, ikincide üç vecih caizdi, öyle değil miydi? Vessani genele göre yukarıda ne demişti? Senin için iki vecih caiz. Birincisini gördük. Birincisi neydi? Birinci müfret münadayı mazmum okumak, tam özel-i mebni. İkinci ya Zeydel Yamelati'yi üç vecihte okumak. Birinci tevcih bu. Vessani ikinci tevcih el-fethu, fethadır. Nerede fetha? İkinci tevcih birinci Zeyd'de fetha. O zaman ya Zeyd'e Zeydel Yamelat. Ya Zeyd'e ya Zeydel Yamelat, Zeydel Yamelat. O zaman ya Zeyd'e de muzafın ile hasfedilmiş, muzaf duruyor. Tekinde de Zeydel Yamelat'ta da nida edat hasfedilmiş. Ne duruyor? Efendim muzaf duruyor.
Tamam mı? Münada duruyor. Bu şekilde. Ya zeydel yamelat, zeydel yamelat. Ya zeydel yamelat demek, demin söyledim ya, develer demek. Ya meletün. Kuvvetli deve demek. Ey develerin zeydi manası. Şiirde böyle geçiyor. Aslında bu şiirden bir parça. Şimdi burada ikinci tevcih neymiş? El fethu. İkincide, birincide fetha olması. Zaten ikinci fethaydı. Ve derike alel aslı. Bu asl üzeredir. Asl üzere dediği, yani muzafın ileyhi hasfedilmiş orada. Eğer münadalar muzaf izafet halinde gelirse neydi? Mensup olurdu. Ya zeydel ya melat. Orada da nidada tasfedilmiş. Zeydel ya melat. Ya da onu ondan içeri yapabilir miyiz? Bedel. Zeydel ya melat. Ya da ya nida edatını takdir ederiz. Thümme ihtulife fihi. Sonra bu şekilde okunmasında ihtilaf edildi. Yani nahivciler kendi aralarında ihtilaf ettiler. Fekale Sibeveyh. İmam Sibeveyh şöyle buyurdu. Hazefel yamelati, yamelati hasfetti. Minessani ikinciden. O zaman ya zeyde, ya zeyde, ya zeydel yamelat, zeyde. Birinci tevcih bu. Hazefel yamelat, yamelat kelimesini hasfetti. Minessani. İkinci dem. O zaman nasıl olur? Ya zeydel yamelati zeyde. Bu şekilde. Li delaletil evveli, birinci delalet ettiği için aleyhi, efendim ikinciye. Yani birinci muzafun ileyh olan yamelat kelimesi, ikinci muzafun ileyh olan yamelata delalet ettiği için. O zaman ne oldu? Ve ekhame zeydün, Zeyd'in araya girdi. Beynel mudafi vel mudafi ileyh. Muzafla muzafı ileyhin arasına girmiş oldu. Bunun aslı o zaman şöyle. Ya zeydel yamelati zeyde. Ya zeyde zeydel yamelat takdirinde. Ya zeyde zeydel yamelat. Bakın bu da bir başka tevcih. Bu da önemli aslında. Şimdi bu tabii kime göre? Sibeveyh. Sibeveyh'e göre. Ya bunun aslı böyle zey del de, ondan sonra yine burada bir zeyde geçiyor. Ya zeyde oraya geçmiş el yamelat. Şimdi burada diyor ki İmam Sibeveyh, bu ya ney? Nida edatı. Nida. Bu zeyde münada mensup. Mensup. Bu araya girmiş. Fasıl. Fasl edilmiş. El yamelat ya zeydel muzafun ileyh. Muzafun ileyh. Peki o zaman muzaf hangisi? Bu muzafun ileyh. Bu da muzaf. Şu muzaf olmuş oluyor, tamam mı? Şöyle diye buraya. Muzaf. O zaman buna göre muzafla muzafun ileyh'in arasına ne girmiş oluyor? Zeyd. Zeyd girmiş oluyor. Orada aslında onu şey yapmıyor. Biz takdir edeceğiz böyle. Ne diyor bak orada? Mesela diyor ki burada Hazefel yamelat. Sibeveh yamelatı hasfetti. Minessani ikinciden. İkinci hangisi? Şundan. İkinciden ya zeyde ya zeyde yamelat zeyde dedi. Ondan sonra bu bunun aslı ya zeyde zeydel yamelat. Bu sefer ne oldu? Bu birinci zeyd, bunun muzafı oldu. Bu araya girdi. Şeyle muzafıyla muzafın lehin arasına girdi. Ondan sonra peki ve ekhame zeydün beynel mudaf vel mudafileyh demiş. Muzafla muzafın lehin arası ne oldu? Açılmış oldu.
Yani bu ekheme girdi manası. Ya da ukhime olursa sizinki de ekheme mi ukhime mi? Ekheme. Yani o haliye getirdi Zeydün Zeydün'ü beynel mudaf ve mudaf ileyh. Muzafla muzafı ileyh arasına. Evet, İmam Sibeveh böyle diyor. İkinci yâmeli, ya zeydel yâmelat zeyde. İkinci yâmelatı hasfetti. Niye? Birinci yâmelat kelimesi, ikinci yâmelat kelimesinin varlığına delalet ettiği için. Sonra ne oldu? Ya zeyde, zeydel yâmelat. Bu sefer iki muzafla muzafı ileyhin arasına zeyd girmiş oldu. Şöyle olmuş oldu. Ya zeyde, zeydel yâmelat. Muzafla muzafı ileyhin arası ayrılır mı? İmam-ı Sibeveh'e göre ayrıldı bak burada. Ve kâlel müberridü, bu da bir nahivci. İmam-ı Müberrid şöyle buyurdu. Hazefel yâmelât minel evvel, birinci zeyitten yâmelât kelimesini hasfetti. O zaman ne oldu? Ya zeyde zeydel yâmelât li delâleti sâni aleyhi. İkinci sona delalet ettiği için. O zaman ne oldu? Ya zeyde, ya zeyde, zeydel yâmelât. Ya zeyde, zeydel yâmelât. İkinci yâmelât, muzafirleyh, birinci yâmelât kelimesine delalet ettiği için hasvedildi diyor. Kim diyor bunu? Müberrit. İmam Müberrit diyor. Evet. Peki. Şimdi burada İbn Hişam diyor ki ve küllüm minel kavleyni. Bu iki sözden her biri, iki söz birisi hangisinin? İmam Sibeveyh'in. İkincisi İmam Müberrid'in. Bu iki sözde de fihonda var tahricün, meseleyi çıkarma ala veçhin daifin. Zayıf bir vecihle bunu beyan vardır. Yani ikisinin sözü de zayıftır diyor. İmam Sibeveyh'in tevcihi de ve imamı, yani İmam Sibeveyh'in izahı da, İmam Müberrid'in izahı da zayıf bir çıkarma, zayıf bir sonuçtur diyor. Neden? Emma kavli Sibeveyh, Sibeveyh'in sözü fefihil faslu, onda fasıl var. Şimdi Sibeveyh ne diyordu? Ya zeyde, zeydel yâmelât, birinci zeytle muzafun ileyhi olan yâmelât arasına ikinci zeyt girdi. O zaman muzafla muzafileyi arasında ne yaptı? Fasletmiş oldu. Beynel mütedâifeyn, bak birbirine nispet edilenlerin arasını. Beynel mütedâifeyn, muzafla muzafileyin arasını. Birbirine nispet edilen iki kelimenin arasını ayırmış oldu. Ve hüma, halbuki o iki kelime muzafla muzafile kel kelimetil vahideti, tek kelime gibidir. Çünkü izafet terkibi, mesela Abdullah, Abdullah sanki lafz-ı celalla birleşmiş gibi. Ya da işte Nurullah, öyle değil mi? Muzafla muzafile her ne kadar iki kelimeden terekküp etse de bir kelime gibidir. Öyleyse diyor İmam Sibeveyh'in bu tevcihi zayıftır diyor. Caiz değildir demiyor. Bakın zayıf bir tevcih, zayıf bir ifade, zayıf bir izah. Ve emma kavlül müberridi, müberridin sözüne gelince, müberrit kim? Müberrit de bir başka nahivci. Efendim fefihi, onun sözünde var. El hasfü hazif minel evveli, birinciden. Mesela ne demişti müberrit? Birinci zeytten bu zaafı ne hasbediliyor? Ya zeyde, zeydel yâmelât. Niçin? Li delâleti sâni, ikinci yâmelât kelimesi delâlet ettiği için aleyhi, birinci yâmelâta. Bak orada ne yaptı? Ya zeyde, zeydel yâmelât. İkinci muzafını ileyh olan kelime birinci zeydin muzafı ileyhini ne delâlet ettiği için onu hasbetti. Ve huve galilun, bu azdır diyor. Vel kethiru, çok olan, az dediği bunun istimali azdır. Bu neymiş? Bunun istimali azdır. Ama esas şey olan, söyle, vel kethiru, istimali çok olan, aksuhu, bunun aksidir. Ne demek?
birinci muzafın ileyh zikredilir. İkinci muzafın ileyh hasfedilir. Bu çoktur. Mesela esmi' bihi ve absir. Esmi' bihi ve absir. Bak birincide zikrediliyor. Ve absir bihi demiyor. Onda hasfediliyor. Yani birincinin zikredilip ikincinin hasfedilmesi istimalde çok. Ama mesela birincinin hasfedilip, zikredilip ikincinin hasfedilmesi, yok estağfurullah, birincinin hasfedilip ikincinin zikredilmesi, bunun istimali çok azdır. Evet, bunun istimali çok az. Dolayısıyla İmam-ı Berri'nin sözünü de İbn-i Hişam Hazretleri böylece zayıftır dedi. İbn-i Hişam'a da böyle cevap veriyor. Sen diyor burada dedin ki efendim birinciyi hasfedelim, birinci muzafın ileyhi. İkinci muzafın ileyhi zikredelim. Bu ona delalet etsin. Efendim bu her ne kadar şey olsa da neymiş? Zayıftır. Evet. Bu zayıf. Mesela esmi'u bihim. Orada esmi fiili mazi, emir sigasında geldi bu. Efendim cümle müstehnefedir demiş. Bihim ba harfi cerizait. Zidetül zidet fil faili, failin başına getirildi. Onun zamiri zamiri mensup olarak geldi. O zaman esmi'hum gibi. Efendim li münasebetil ba'i demiş burada. Ve absır onun üzerine matuf. İrabanin onun gibi yevmede zar. Mefulfi. Evet. O bizim tabi daha önceden okumuştuk da esas şeyimiz şu. Demek ki İmam-ı Berri'de göre birinciden muzafın lehi hasfedip tekerrür eden, tekrar eden münadalarda birinciden muzafın lehi hasfedip ikinciyi zikretmek bu istimalde az bir şeydir. Çok değil. Buna da böyle cevap verdi. Peki. Terhimül münada. Orası bitti. Münadanın, müfret münadaların tekrarında münadalar nasıl okunur? Her ikisi de mensup okunuyor. Birincisi mazmum, ikincisi fethayla okunuyor. Efendim ikisi de fethayla okunuyor gibi onları gördük. Şimdi burada münadanın terhimi. Terhimül münada ne demek? Münadanın sonunu, son hareketini düşünmek. Hareket değil. Harfini düşünmek, harfini. Şimdi üçten fazla efendim beş harflilerde iki harf düşebilir. Bir üçten ziyade olanlarda bir harf düşebilir. Efendim münadanın sonunun hasfedilmesi. Şimdi bunu göreceğiz. Buna terhimül münada deniyor. Buna ne deniyor? Terhimül münada. Terhimül münada, münadanın nesi? Sonundaki harflerin düşürülmesi. Kırpılması, düşürülmesi. Evet. Şimdi bunun şeyleri var. Tevcihleri var. Onları göreceğiz. Burada diyor ki faslun, bir fasıl. Ve yecuzu, caiz olur. Terhimül münadel marifeti. Evvela marife olan münadanın terhimi. Nekir olanlarda düşmez. Nekir olanlarda hasfedilmez sonu. Marife olacak. Öyleyse bunun şey olması için üç üzerine ziyade olacak. Alem olacak veya efendim sonunda tali kelimeler. Mesela talhatü, talhatü, hamzatü gibi sonunda tali kelimeler münada olursa bunlar da ta'lar da düşüyor. Mesela talhatü de başına ya edatı getir. Ya talha. Ya talha. Hamzatü de ya Hamza. Efendim demek ki münada bir alem olacak. İki, üç harften fazla olacak veya sonu tali olacak. Peki eğer üç harften dört, beş harf falan olursa, münadan harf arkasında iki harf zayid olursa, efendim o iki harf hasfedilir. Eğer tek harf hasfedilenler de var. Bunlara mesela örnekler vermiş. Mesela esma-ü kelimesinde, esma-ü kelimesinde sonunda iki tane
zayid harf var. Buna biz terhim yaptığımız zaman ne diyebiliriz? Ya esme. Ya esme. Esma-u bunun aslı. Esma, kadın ismi. Bu müennesdir esma kelimesi. Ya da mesela buna ya seme de denilebilirmiş. Yani ahsen manasına. Mesela Mervan kelimesinde. Mervan kaç harfli? Beş harfli. Sonunda iki tane ziyade edilen harf var. O zaman bunu terhim yaptığı zaman ya merve. Ya merve. Yani vavun fethasıyla. Peki mesela Cibril kelimesini terhim yaptığımız zaman ne diyebiliriz? Cibril. Ya cibri. Ya cibri. İlü. İl kelimesi hasfedilmiş. Harfler hasfedilmiş. Mesela mikdat kelimesinde. Mikdat. Mikdat o da beş harf. Sonundaki efendim harfleri hasfediyoruz. Ya mikde. Ya mikde. Bu terhim efendim caiz. Şimdi buradaki ibareye bakalım. Ve hüve bu marife olan, alem olan münadaların hasfi. Alem olan münadaların hasfi. Nedir? Ya da terhimi. Hasf-ı ahirihi. Ahirini hasfetmektir. Tahfifen. Kelamda bir hafiflik olsun için. Mesela bazen biz de yapmayız mı? Mesela kelimeleri kısaltıyoruz. Yani ifadeyi çabuklaştırmak için. Kısa olması için. Peki, fezüttâ'i, sonu tali olan, mutlakan, mutlaka, sonu tali olanların sonu kırpılır. Mutlaka dediği ister alem olsun, ister olmasın. İster sülâsi olsun, ister olmasın. İster sülâsi üzerine ziyade olsun, ister olmasın. Demek ki sonunda ta olan efendim münadalarda mutlaka ne yapılırmış? Hasfedilir. Mesela ya Talha gibi, ke ya Talha gibi. Bunun aslı neydi? Ya Talha tü. Ya Talha tü. Orada ta hasfedildi. Ve ya sübe. Ve ya sübe. Sübe tü. Sübe tü bunun aslı. Sübe cemaat demek. Gelecek ileride bir topluluk demek. Ve gayruhu bi şartı dammihi. Ve gayruhu efendim diğerleri de bi şartı dammihi. Mesela ya temudü. Dalı hasfet ya temu. Ya temu. Ve alemiyetihi. Demek ki ne olacakmış? Sonu damme ve alem olması. Ve mücavezetihi selasete ahrufin üç harfi geçmiş olması lazım. Dört harfli, beş harfli. Ne gibi mesela? Ya ca'fü ve gayruhu diğer bu tali olmayanlar. Tali olmayanlar, sonunda ta olmayanlar ne ile efendim terhim edilebilirmiş? Bir şartı dammihi. Damme olması şartıyla ve alemiyetihi alemiyeti şartıyla. Alemiyeti. Özel isim. Ve mücavezetihi selasete ahrufin üç harfi geçmesi. Üçden fazla olması şartıyla. Ne gibi? Keya cafü gibi. Bunun aslı neydi? Caferu. Caferu. Ne oldu burada? Ya cafü. Dammen ve fethan. Ya cafe. Ya cafü. Yani müstakil münada gibi cafü okuyoruz. Ya da efendim cafe okuyoruz. Peki burada o zaman bunun irabı nasıl yapacağız? Mesela ya Talha dediğimiz zaman. Ya Talha bunun irabını yaparken ne diyoruz? Bu müfret münada, sonu terhim edilmiş müfret münada. Hasfedilen ta üzerine takdir edilmiş damme ile mebni diyeceğiz. Mahallende ne oluyor? Mensup mef'ulü bir konumunda. Ya sübe. Ne diyeceğiz o zaman? Ta üzerine takdir edilmiş damme ile mebni ve mahalle mensup mef'ulü. Her ne kadar harfler hasfedilse de hasfedilen harfler üzerine takdir ediyoruz irabını. Yoksa diğer kalan son harf üzerine değil. Abdülkerim Hoca, anlaşıldı mı? Orası bak, o harf üzerine takdir etmiyoruz irabı. Ya hasfedilen harfler üzerinde takdir ediyoruz. Evet. Peki, burası... Damme demişti ya, o şey demek istiyor değil mi?
müfret olmasını. Müfret marife. Müfret olmasını söylüyor. Evet. Şimdi burada zaten şerhinde söyleyecek. Min ahkamil münada, münadanın hükümlerinden bir tanesi de nedir? Et-terhimü terhimdir. Ya da münadanın hükümlerindendir. Ne? Et-terhimü. Bu min ahkamil münada haberi mukaddem. Et-terhim de müftüde-i muakhar. Evet. Münadanın hükümlerindendir. Et-terhimü terhim. Yani sonunu kırpmak. Ve o terhim nedir? Hasf-ı ahirihi, sonunu hasfetmek takfifen, hafiflik olsun için. Ve hiye tesmiyetün kadimetün. Münadaların terhimi Araplarda çok kadim bir isimdir. Yani İslam'dan önce de kullanılan bir isim. Ha? Kadim bir isimdir. Yani tarihçesi çok eskiye dayanıyor bunun. Tarihi tesmiye kadime çok geçmişe dayanan bir isimdir bu terhim. Sadece İslam döneminde değil. Ve Ruviye nakledildi ki ennehu kile İbn Abbas'ın, denildi ki İbn Abbas'a inne ibne Mes'udin, İbni Mes'ud, Abdullah İbni Mes'ud kara okudu. Ve nadev ya mali. Şimdi Zuhruf suresinde ve nadev ya maliku esas bizim okuduğumuz kıraat. Abdullah İbni Abbas'a denildi ki Abdullah İbni Mes'ud bu ayeti terhimle okuyor. Ve nadev ya mali. Kaf hasfedilmiş. Efendim Malik aslında o da söyleyeyim. O da müfret münada marife. Niye? Malik cehennemin bekçisi yani reisi melekler. Hazin cennetin, Malik cehennemin. Şimdi burada bu Malikü kelimesinden ya Malikü kafı hasfetmiş Abdullah İbni Mes'ud ya Mali diye okumuş olduğunu Abdullah İbni Abbas'a naklettiler. Fakale Abdullah İbni Abbas dedi ki مَا كَانَ اَشْغَلَ اَهْلَ النَّارِ عَنِ التَّرْخِيمِ مَا كَانَ اَشْغَلَ مَا bir şey ki kâne oldu eşkale ya da ne buradaki ma مَا كَانَ اَشْغَلَ ne meşgul etti kimi اَهْلَ النَّارِ اَهْلِ نَارِ عَنِ التَّرْخِيمِ terhimden yani مَا كَانَ اَشْغَلَ ya da orayı biz nafiye yaparsak مَا كَانَ اَشْغَلَ meşgul eder olmadı اَهْلَ النَّارِ اَهْلِ نَارِ عَنِ التَّرْخِيمِ terhimden meşgul eder olmadı ya da onları ne meşgul etti yani niye onlar اَهْلِ نَارِ cehennemde venadev seslenecekler kime malike ya malikü ey malik Rabbin bize hükmetsin de ya biz buradan burada ölelim ya da buradan çıkalım şeklinde. Bunu şimdi ne yapmışlar? Efendim terhim yapmışlar. Ya Mali diye. Ya Mali. Abdullah İbni Mesud'un tevcihine göre. Ya Mali diye ne yapmışlar? Terhim yapmışlar. Cehennem elinin böyle diyeceğini naklediyor Abdullah İbni Mesud. O zaman ona diyor ki peki onların böyle terhim yapmasına sebep olan nedir? Onları niye terhim yaptılar? Zekerahuz Zemahşeriyyü ve gayruhu bunu kim efendim zikretti? Zemahşeri, keşşaf sahibi ve diğerleri. Ve an ba'dihim bazıları da şöyle diyorlar bazılarından mervi ennellezî hassene terhime bazı nahibciler de böyle diyor. Ennellezî o şey ki hassene güzelleştirdi etterhime terhimi hüna burada. Yani Abdullah İbni Mesud'un okumasına göre nasıl orası? Ya mali. Kaf hasfediyor. Burada terhimi güzelleştiren şey enne fihil işarete bu terhimde işaret var. İla ennehum şuna işaret var ki o ehli nar yaktadi'une kesiyorlar. Bağdal ismi ismin bir kısmını kesiyorlar. Terhim zaten sonunu kırpmak, kesmek. Niçin? Lidafihim zayıf oldukları için. Neden? An itmamihi. An itmamihi. Cehennemin içerisindeki çektikleri azaptan dolayı kelimeyi tamamlamadan zayıflar. Mesela
bir adam çok darda kalırsa bana yardım et diyemiyor mesela. Bana yardım, dedi. Yardım. He? Yardım. Ya da yardım. Ya da mesela imdat diyecek. İmdat yani söyleyemiyor tam. Çünkü çok zor durumda. Bunlar da şimdi cehennemde öyle bir zor durumdalar ki, öyle bir korkunç azap içindeler ki kelimeyi tamamlamaya bile güçleri yoktur. Onun için ne demişler? Ya Mali, ya Mali, yani Malik, ey Malik, bizi işte Rabbine liyaktı aleyhine Rabbük. Ayetin devamı da öyle. Rabbim bize hükmetsin. Bize hükmetsin. Hükmedilecek de onların cehennemden çıkmaması yani. Allah ona hükmetmiş. Demek ki burada başka bir şey bu. Peki o zaman şuraya göre ma eşkale ma tacubiyye o ma kâne eşkale ehlennâr ani terhîl ve kâne zâide demiş eşkale fiili mazi o zaman ne olur? Ma eşkale ehlennâr ani terhîl yani bu şeye göre Abdullah kim bunu söylüyor? Abdullah ibn Mesud. Abdullah ibn yok. Abdullah ibn Abbas'a Abdullah ibn Mesud'un efendim kıraati söylendi. Ve nâdev ya Malik'ü fekâle Abdullah ibn Abbas dedi. O birinci şey ne? Abdullah ibn Abbas'a gitmesi lazım. Abdullah ibn Abbas ne dedi orada? Mâ kâne eşkale ehlinnâr. Ehlennâr. Cehennem el. Mâ eşkale olunca o zaman mâ kâne evni. Bazı nuskalarda böyle varmış hocam. Doğrudur. Burada mâ kâne de burada mâ tacüb mâsı. Kâne zâide tacüb feyliler arasına girmiş. O zaman mâ eşkale ehlennâr. Cehennem ehlini ne meşgul etti? Ne acayip meşgul etti? Neden? Hani terhîm. Terhîmden. Terhîmden ne meşgul etti? Yani terhîmden onları ne uzaklaştırdı? O zaman Abdullah İbn Abbas bunun böyle ya maliki olmasının daha efendim kabul ediyor yani. Ya mali değil. Onların ne acayip şey terhimde meşgul etti. Yani terhimde meşgul edecek ne var manası? Terhimden uzaklaştıracak. Ya da terhim burada sanki evet şu aşağıda bir açıklama yapmamış. Sizin orada var mı? Kur'an-ı Şerif'inde. Adın nasıl? Mâkâne âni diyor. İlahi. Egna, egni olmaz. Mâkâne egna. Yani onları müstakni kılan, ehlenler, cehennem ehlini ihtiyaçsız kılan, hani terhîm, terhîmden ihtiyaçsız kılan nedir? O zaman bu şeye göre diyeceğiz o zaman. Abdullah ibn Mesud'a göre. Abdullah ibn Mesud diyor ki, onları terhimden uzaklaştıran ne acayip şeyler var terhimde meşgul eden ne acayip meşgul eden şeyler var. Yani terhimden meşgul edecek bir şey yok. Terhimi yaparlar yani demek istiyor. Evet. İstidlalen aleykevne tesmiden ve mahallül istidlal kavlihum ma kâne eşkale ehlennâr hani terhim. Ma tacubiye demiş burada. Kâne zâide eşkale fiili mazî ve failihu müstetirun fihi bu eşkalenin faili tahtla müstetir. Aidun alâ ma. Ma'ya râci. Ey şeyun azîm. Yani ma eşkale ehlennâr ne büyük şey meşgul etti onları. Ve ve ma hum fihi minel ikab. O da neymiş? Bak burada açıklaması var. Azaptan içinde bulundukları şey. Eşkalehüm onları meşgul etti, uzaklaştırdı. Ani terhîm, terhimden. Yani orada terhim yapacak bir meşguliyet yok mu demek istiyorsun? Evet. Yani onları terhim birinciye göre Abdullah ibn Abbas'a göre. Yine orada Abdullah ibn Abbas. Bir nuskada da demin senin dediğin gibi mâ kâne eğnâ ehlennâr ani terhîm. Yani ehli nârı, cehennem ehlini terhimden ne müstakni yıkıldı. Ve alâ kullin efendim bu hepsine göre, bu tevcihlere göre fehüve istib'adun min İbn Abbas'ın lidâlik. Abdullah İbn Abbas'tan
bunun uzak olduğunu yani Abdullah İbn Abbas bunu kabul etmiyor. Niye? Lienne terhime Abdullah İbn Abbas diyor ki terhim innema yekunu ancak olur fi makamil inbisat. Geniş zamanda, böyle dar zamanda değil. Ve nahvi buna benzer. Niye? Liennehu tahsinin lafzı. Lafzı güzelleştirmektir. Böyle dar zamanda diyor, onları diyor şeyden, niye onlar diyor terhimle meşgul oldular ki? Onları terhimle meşgul edecek ne var ki? Evet, öyleyse diyor bu kelamı yaydığınız zaman diyor şey olur, terhim olur. Lafzı güzelleştirmek için. Ve mahallühüm ehli narın bulundukları yer neyse mahalle dalik. Bunun mahalli değildir. Kelamı yayma yeri değil. Fakat eşara şarihu fi cevabı hâdâ bi kavlihi ve an bâdihim. Şarih da, şarih kim? İbni Hişam onların bu sözlerine şununla cevap verdi. Niye terhim yaptılar? Terhim güzelleştiren şey ne? Onlar bununla yani kelamı yaymayı kastetmediler. Başka bir şey de kastetmediler. Ancak içinde bulundukları azabın şiddetinden kelamı tamamlamaktan aciz oldular. Yoksa kelamı yaymak için, kelamı güzelleştirmek için bunu söylemediler. Ne için söylediler? Aciz oldular. Aslında şarih de şeyi Abdullah İbni Mesud'un yani terhimini güzel görüyor. Evet, o şekilde kıraatine. Evet, bu şekilde ifade etmiş oldu. Burada kalacağız. Şurutu terhim. Terhimin şartları. Demin orada geçti ya nasıl işte okunacak, hangi hallerde terhim yapılır? Onları söyleyecek inşallah. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.